Tonguç Akademi'den hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte beşeri sistemlerin ilk kısmı yani dünya nüfusunun özellikleri konusunu işleyeceğiz. Tabii ki de beni daha rahat bir şekilde takip edebilmeniz için konu anlatımlı soru bankası kitabımızı açıyorsunuz. Kitabımızın hemen şöyle içindekiler kısmına geldiğimizde beşeri sistemler kısmı sevgili arkadaşlar. Ünite 2 dediğimiz kısım dünya nüfusunun tarihsel süreçteki seyri ve dünya nüfusunun özellikleri ve önemi kısmı. Yani 112 ile 120. sayfalar arası bizim bu videomuzda yani bu dersimizde göreceğimiz kısım. Hemen şöyle kitabımızın içeriğine de baktığımızda kitabımızın içeriğinde öncelikle sol tarafımızda konu anlatımları kısmımız var. Hemen sağ tarafta akabinde sıcağı sıcağına çözebileceğiniz çoktan seçmeli testlerimiz yer almakta. Takıldığın noktada kare kodu okutarak ne yapacaksın sorunun çözümünü öğretmeninden dinleyeceksin diyelim. Akabinde buradan takip edebileceğiniz yerleri verdikten sonra Dinamo Soru Bankası kitabımızı da açıyorsunuz ve kitabımızın içeriğinde ünite 2 kısmı yani beşeri sistemler 1. bölüm nüfus, nüfus sayımları, nüfusun önemi, nüfus artışı, nüfusun gelişmişliğe etkisi, nüfus dağılışına kadar sevgili arkadaşlar beni buradan ders bittikten sonra da sorularını çözebilirsiniz. Hemen şöyle kitabımızın içeriğinden de tekrar bahsetmemiz gerekirse bölüm sonlarında ünite testlerimiz yer almakla birlikte konu içerisinde öncelikle model soru çözümümüz var. Akabinde 4 tane çoktan seçmeli testimiz yer almakta. Takıldığın noktada da gene kare kutu okutarak alanında uzman öğretmenlerimizden soruların çözümlerini dinleyebilirsiniz diyelim. Takip edeceğiniz yerler belli, ödevleriniz belli. Hadi bakalım dersimiz başlasın. Şimdi biz bugün ünite içeriğimizde neler göreceğiz dersek dünya nüfusunun özellikleri ve nüfusun önemiyle ilgili ifadelerden bahsedeceğiz. Kırkent nüfus oranı diyeceğiz. Doğum oranı, okur yazarlık oranı bunlardan bahsedeceğiz. Akabinde dünya nüfusunun tarihsel süreçteki değişimi nasıl olmuş? Bu değişim üzerinde etkili olan unsurlar neler? Bunlardan bahsedip dersimizi bitireceğiz diyelim. Öncelikle nüfusun özellikleri ve önemi diyoruz. Nüfus nedir dediğimizde nüfus sevgili arkadaşlar sınırları belirli bir alanda yani sınırları tanımlı bir alanda belirli bir zaman diliminde yaşayan kişi sayısına verdiğimiz isimdir. Peki nüfusun yapısını, durumunu, dinamik özelliklerini inceleyen bilim dalı yani nüfus bilimi nedir dediğimizde bunun da demografi olduğunu bileceksiniz. Tekrar söylüyorum demografi nüfusun yapısal özelliklerini, durumunu, dinamik özelliklerini inceleyen bilim dalıdır. Ve sevgili arkadaşlar ülkeler nüfuslarıyla ilgili sağlıklı verileri elde edebilmek için belirli zaman dilimleri içerisinde o sınırları tanımlı bir bölgedeki kişi sayısını sayar. Biz bu işleme nüfus sayımı diyoruz sevgili arkadaşlar. Ve nüfus sayımı ile ilgili ifadelere baktığımızda dünya ölçeğinde bilinen ilk nüfus sayımları ne zaman ve nerede yapılmıştır dersek ilk uygarlıkların genel itibariyle bulunduğu alanları düşünebilirsiniz. Baktığımızda Çin, Sümer ve Mısır uygarlıklarında tahsil edilecek, bak burası çok önemli, vergi miktarını ve orduya alınacak asker sayısını belirleyebilmek amacıyla nüfus sayımları yapılmıştır. Yani benim bu cümleden anlayacağım en önemli ifade ülke genelinde ya da bölge genelindeki insanların tamamı sayılmıyor. Burada özellikle hem vergi alacağımız kişileri belirlemek, savaş ortamı var, askere alınacak kişi sayısını belirlemek için bu dönemde nüfus sayımları yapılmıştır. Ve biz bu nüfus sayımlarına genel itibariyle ilkel nüfus sayımları da diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Ama günümüzde bilinen modern anlamdaki nüfus sayımları yani günümüzdeki o farklılaştırdığımız cinsiyete göre, kırkent nüfusuna göre daha kapsamlı nüfus sayımları ne zaman ve nerede yapılmıştır dersek İskandinav ülkelerinde yapılıyor. Bir 18. yüzyılda öncelikle İsveç'te yapılmıştır diyebiliriz. Peki Osmanlı Devleti sürecine geldiğimizde ilk nüfus sayımları ne zaman ve kim tarafından yapılmıştır dediğimizde 2. Mahmut 1831 tarihinde gene aynı şekilde bu amaçla yani hem vergi verecek kişi sayısını belirlemek aynı şekilde asker sayısını tespit edebilmek amacıyla nüfus sayımı yapılmıştır. 2. Mahmut'tan önceki dönemlerde nüfus sayımı yok mu dersek tabii ki de var sevgili arkadaşlar. Özellikle mesela Fatih Sultan Mehmet döneminde tahrir defterlerine baktığımızda gene böyle sistemli kapsamlı anlamda bir nüfus sayımı olmasa bile nüfusa ait verilerle ilgili ulaşabildiğimiz durumlar vardır diyebiliriz. Türkiye Cumhuriyeti'ne geldiğimiz zaman resmi anlamda ilk nüfus sayımı 1927 yılında yapılmıştır ve 1927 yılında yapılan nüfus sayımı neticesinde ülke nüfusunun 13.6 milyon kişi olduğu tespit edilmiştir. Bu süreçte Türkiye nüfusunun bu kadar az olmasının en temel sebepleri içerisinde ne yer alır dersek hemen
akabinde öncesinde baktığımız zaman dünya savaşlarından çıktık. Ciddi anlamda can kayıplarımız var ve bu da nüfusumuzun çok az olmasına sebep olmuştur diyebiliriz. Bununla birlikte Türkiye Cumhuriyeti'nde 05'li yıllarda yani 1930, 1935, 40, 45, 50, 55 yılları yani 5'er yıllık süreçler içerisinde nüfus sayımı yapılması kararlaştırılmış. 1990 yılına geldiğimiz zaman her 10 yılda bir nüfus sayımı ile ilgili bilgiler yapılması kararlaştırılmış ve 2007 yılı itibariyle adrese dayalı nüfus kayıt sistemi ile birlikte artık nüfusun güncel verilerini anlık olarak takip edebilmekteyiz sevgili arkadaşlar. Ve biz nüfus sayımı yaptığımızda bunu genel itibariyle iki yöntemle yapıyoruz. Bunlardan birincisi de facto yöntemi. Bu şudur. Sen sayım gününde nerede bulunuyorsan o yerin nüfusuna ait olarak ekleniyorsun sevgili arkadaşlar. Atıyorum bir akrabanızı ziyarete gittiniz. Bulunduğunuz ilden başka bir ile. Mesela Ankara'dasınız. Akrabanızı ziyarete gittiniz. Nereye? İzmir'e. O gün o anda İzmir'de sayım var ve buranın nüfusuna dahilsin diyebiliriz. Bu yöntem de facto yöntemidir. De jure yöntemi nedir dersek nüfus sayımının temel mantıkta sürekli ikamet adresinin esas alınmasıyla birlikte ortaya çıkan sayım sistemidir. Yani burada adrese dayalı nüfus kayıt sistemi dediğimiz de jure yöntemi olarak ifade edilir. Peki biz bir nüfus sayımı yaptığımızda ne gibi veriler ortaya çıkıyor dediğimizde bir, nüfus sayımı yapıyorsun, bir ülkenin toplam nüfusunu buluyorsun. Nüfusu kadın ve erkek olarak cinsiyete göre ayırıyorsun. Nüfusun ortalama yaşam süresini, yaş gruplarına göre dağılımını, doğum ve ölüm oranlarını, okur yazarlık oranlarını, nüfusun artış hızını, çalışma çağındaki nüfus yani 15-64 yaş arasındaki nüfusun sektörlere göre dağılımını, nüfustaki kır ve kent nüfusunun dağılışı gibi verileri nüfus sayımıyla birlikte ortaya çıkarıyoruz diyebiliriz. O zaman gelin dünya nüfusuna şöyle bir baktığımızda nelerle ilgili verilerimiz var? Öncelikle cinsiyet yapısı diyoruz. Yani nüfusun kadın ve erkek kısmı olarak toplam nüfusun ne kadar olduğuyla ilgili ifadelere bakacağız. Ve en gelen anlamla dediğimiz gibi kadın erkek nüfusu ve 2018 yılı verilerine baktığımızda dünya nüfusunun toplam %51,41'lik kısmını erkek nüfusu, %49,59'luk kısmını ise kadın nüfusu oluşturmaktadır. Ve şunu unutmayalım. Genel olarak hem dünya ölçeğinde hem de Türkiye ölçeğinde kadın ve erkek nüfus oranı birbirine çok yakındır. Ancak buradaki farklılık şudur. Bir ülke içerisindeki bölgeler arasında kadın ve erkek nüfusunun oranında farklılıklar yaşanabilir. Bunun en temel sebebi nedir dersek göç hareketleridir. Özellikle yoğun göç alan merkezlerde erkek nüfusunun daha fazla, göç veren yerlerde ise kadın nüfusunun daha fazla olduğunu söyleyebiliriz. Bizim ülkemizi düşündüğümüzde ülkemizde genel bir göç yönü var sevgili arkadaşlar ve bu göç yönümüz genel olarak doğudan batıya doğru. O zaman doğuda kadın nüfus oranının daha fazla olduğunu, batıda ise erkek nüfus oranının daha fazla olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü göçe sebep olan en temel faaliyetlerin başında ekonomik faaliyetler, daha iyi yaşam standartlarına ulaşma isteği gelir ve ekonomik faaliyetler için erkekler ülke içerisinde daha yoğun ölçekte göç etmektedir diyebiliriz. Ortalama yaşam süresine baktığımızda ülkelerin sağlıktaki seviyeleriyle doğrudan ilişkili bir unsurdur ve ortalama yaşam süresi gelişmişliğin en önemli göstergeleri arasında yer almaktadır. Hemen şöyle grafiğimize baktığımızda Dünya Bankası'nın 2018 yılı verilerine göre dünyada ortalama yaşam süresi 72 yıl olarak karşımıza çıkmakta. Ne dedik biraz önce? Ülkelerin gelişmişlik düzeyleri ortalama yaşam süresiyle paralellik gösterir. Eğer ki gelişmişlik düzeyi yüksek bir ülke varsa ortalama yaşam süresi dünya standartlarının üzerindedir. Gelişmişlik seviyesi düşük olan ülkelerde ise ortalama yaşam süresi dünya standartlarının altındadır. Buraya baktığımız zaman Japonya gelişmiş bir ülke ve ortalama yaşam süresi 84 yıl dünya ortalamasının daha da üzerinde. Çad ise az gelişmiş bir ülke olmakla birlikte ortalama yaşam süresi dünya standartlarının daha da altındadır. O zaman şunu unutma. Dünya nüfusunun cinsiyet yapısı gelişmişlik düzeyleri hakkında bilgi sahibi olmamızı sağlamaz gitti. Ama ortalama yaşam süresi dünyadaki ülkelerin gelişmişlik düzeyleri hakkında bilgi sahibi olmamızı sağlayabilir. Geldik nüfusun yaş gruplarına göre dağılımına baktığımızda 3 grup karşımıza çıkmakta. Bunlardan birincisi 0-14 yaş grubu çocuk nüfus. Bu genç bağımlı nüfus olarak da karşımıza çıkabilir sevgili arkadaşlar. İkincisi 15-64 yaş grubu yetişkin nüfus yani çalışma
çağındaki nüfus olarak da düşünebilirsiniz. 65 yaş ve üzeri nüfus ise yaşlı nüfus. Bu da yaşlı bağımlı nüfus olarak karşımıza çıkabilir sevgili arkadaşlar. Ve bunların oransal dağılımına baktığımızda gene 2018 yılı verilerine göre dünya toplam nüfusunun %9'luk kısmını 65 yaş üzeri kesim, %26'lık kısmını 0-14 yaş grubu yani çocuk nüfus, %65'lik kısmını ise 15-64 yaş arası yani yetişkin nüfus oluşturmaktadır. Ve unutmayalım, biraz önce dedik ya, 0-14 yaş grubu ile 65 üzeri yaş grubu bağımlı nüfusu oluşturmakta. Ve şunu unutmayalım, ülkelerin gelişmişlik düzeylerine bakarak nüfusun yaş gruplarına göre dağılımında fazla olan kesimin yorumunu yapabiliriz. Özellikle gelişmiş ülkelerde ortalama yaşam süresi yüksektir ve bu da yaşlı nüfus olarak tabir edilen bağımlı nüfus. Yani 65 yaş üzerindeki nüfus daha fazla. Az gelişmiş ülkelerde ise ortalama yaşam süresi daha düşüktür. Doğum oranı daha yüksektir. Çocuk nüfus olarak tabir edilen yani 0-14 yaş arası genç bağımlı nüfus olarak düşünebiliriz burayı. 0-14 yaş. Burası daha fazladır diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Yani bir ülkedeki ya da iki ülkeyi verdiği zaman ülkedeki yaş gruplarına göre kıyaslama yapıldığında eğer ki birinci ülkede genç bağımlı nüfus çok oranı yüksek, ikinci ülkede ise yaşlı bağımlı nüfus oranı çok yüksek ise birinci ülkenin az gelişmiş, ikinci ülkenin ise gelişmiş bir ülke olduğunu söyleyebiliriz. Geldik okur yazarlık olanı, tabii ki de eğitim sistemlerinin gelişmesiyle ilgili bir durumdur. İyi eğitim görmüş nitelikli iş gücü günümüz dünyasında da büyük bir önem taşımaktadır ve okur yazar oranının yüksek olduğu ülkelerin gelişmişlik düzeyinin yüksek, düşük olan ülkelerin ise gelişmişlik düzeyinin düşük olduğunu söyleyebiliriz. Dünya ortalamasına baktığımızda dünya nüfusunun %86'lık kısmının okur yazar olduğunu söyleyebiliriz. Burada önemli olan bir öğretim kademesinden mezun olmak değil, okuma yazma biliyor mu bilmiyor mu, bundan bahsediyoruz burada. Mesela Rusya gibi, Japonya, Amerika Birleşik Devletleri ya da Avrupa gibi ülkelerinde okur yazarlık oranı %100'e yakın ya da %100 iken az gelişmiş ülkelerde ise okur yazarlık oranı %35, %22 yani ciddi anlamda düşük bir orandır diyebiliriz. Ve buna bağlı olarak ülkenin gelişmişlik düzeyi hakkında bilgi sahibi olabiliriz sevgili arkadaşlar. Ne diyor bilgi havuzu bize? Eğitim seviyesi yüksek olan ülkeler, bak eğitim seviyesi yüksek, okur yazarlık oranı yüksek, sahip olduğu nitelikli iş gücü sayesinde, bakın dikkat, bilgi ve teknolojiyi de ileri düzeyde kullanabilmekte. O zaman bu tür ülkelerin kalkınması da daha yoğun ölçekte gerçekleşebilmektedir diyebiliriz. Geldik doğum ve ölüm oranları. Şimdi biz bir nüfus sayımı yaptık. Nüfus sayımı içerisinde, yani bir yıl içerisinde hem dünya geneli olabilir hem de ülke geneli olabilir, meydana gelen doğum sayısının toplam nüfusa oranı doğum oranı olarak ifade edilir. Aynı şekilde bir yıl içinde meydana gelen ölüm sayısının toplam nüfusa oranı ölüm oranı olarak ifade edilir. Ve unutmayalım, gelişmiş ülkelerde sağlık hizmetleri iyi, nüfus artış hızı düşük olduğu için burada doğum ve ölüm oranları azken, az gelişmiş ülkelerde bu iki oranın da yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Dünya ortalamasına baktığımız zaman dünya ortalaması %18 olarak geçer. Yüzdenin yanında bir tane daha sıfır var. %18,6 olarak geçer. Ölüm oranlarına ait ortalamalar ise %7,5 olarak tespit edilmiştir. Tabii ki de ülkelerin gelişmişlik düzeylerine bakarak bunun hakkında yorum yapabiliriz. Mesela ne demiş Liberya? Doğum oranı %33, ciddi anlamda yüksek bir değer. Bak ortalaması, dünya ortalaması %18,6. Ölüm oranı ise %8 sevgili arkadaşlar. Doğal nüfus artışına baktığımız zaman doğum oranından ölüm oranını çıkarmamız lazım. %33-%8 ne yapar burası? %1000 sevgili arkadaşlar, 25 yapar. Akabinde Japonya'ya geldiğimiz zaman doğum oranı %8, ölüm oranı %11. Oo, ne oldu? Ölüm oranları doğum oranlarından daha yüksek. O zaman buranın doğal nüfus artış hızı ekside. Yani doğal olarak eksiliyor. Göçle birlikte nüfus artabilir. %-3 olarak karşımıza çıkar. İspanya'ya baktığımız zaman doğum oranı %8, ölüm oranı %9. O zaman burada da yine %-1'lik bir değer karşımıza çıkmakta. Singapur %9-5. O zaman burada da %4'lük bir nüfus artış hızı vardır. Bakın dikkat edin, gelişmişlik seviyesi yüksek olan ülkelerde doğal nüfus artış hızı düşük iken az gelişmiş ülkelerde doğal nüfus artış hızı daha yüksektir diyebiliriz. Peki şehir ve kır nüfuslarına baktığımız zaman gene bu ülkelerin gelişmişlik seviyesi hakkında bilgi sahibi olabileceğimiz bir unsurdur. Çünkü genel itibariyle gelişmiş ülkelerde sanayi ve hizmet sektörü daha ön planda olduğu için
kent nüfus oranı daha yüksektir. Az gelişmiş ülkelerde tarımda çalışanların oranı daha yüksek olduğu için kır nüfus oranı daha yüksektir diyebiliriz. Hemen şöyle dünya ortalamalarına baktığımızda dünya nüfusunun %55'lik kısmını kent nüfusu oluşturmakta, %45'lik kısmını ise kır nüfusu oluşturmaktadır diyebiliriz. Şimdi biraz önce ne dedik? Gelişmiş ülkelerde sanayi ve hizmet sektörü daha ön planda olduğu için kent nüfus oranı yüksektir. Az gelişmiş ülkelerde tarım sektörü daha ön planda olduğu için kır nüfus oranı daha yüksektir. İsveç'e baktığımızda İsveç'teki toplam nüfusun %87'lik kısmını şehir nüfusu, %13'lük kısmını ise kır nüfusu. Çad'a geldiğimiz zaman %23'lük kısmını şehir nüfusu, %77'lik kısmını ise kır nüfusu oluşturmaktadır. Ve bu sevgili arkadaşlar gelişmişlik seviyeleriyle ilgili bir durumdur diyebiliriz. Bu kapsamda İsveç Çad'a göre daha gelişmiş bir ülkedir diyebiliriz. Çalışma çağındaki nüfusun sektörleri göre dağılımına baktığımızda burada aktif nüfus dediğimiz biraz önce görmüştük zaten yaş gruplarına göre ayrımında 15-64 yaş arasındaki nüfus olarak tabir edilir ve burada 3 tane hakim ekonomik faaliyet grubu var. Birincil ekonomik faaliyet grubu tarım, ikincil ekonomik faaliyet grubu sanayi, üçüncül ekonomik faaliyet grubu olarak hizmet karşımıza çıkar ve dünya nüfusunun toplam nüfus oranı içerisindeki sektörlerin dağılımına baktığımızda %49'luk kısımla hizmet sektörü birinci sırada, %28'lik kısımla tarım sektörü ikinci sırada, %23'lük kısımla da sanayi sektörü üçüncü plandadır. Şunu da unutmayalım. Gene burada yolculuğumuzu ikiye ayırabiliriz. Gelişmiş ülke diyeceğiz ve bununla birlikte az gelişmiş ülke diyeceğiz. Gelişmiş ve az gelişmiş ülkelerde sektörlere göre dağılıma baktığımızda gelişmiş ülkelerde hizmetler sektörü en fazla orana sahip olan sektör iken tarım sektörü en az orana sahip olan sektördür. Ama az gelişmiş ülkelerde tarımın ya da tarımda çalışanların oranı çok daha yüksektir diyebiliriz. O zaman bu veri de bize ülkelerin gelişmişlik düzeyleri hakkında bilgi sahibi olmamızı sağlamıştır diyebiliriz. Hemen şöyle özelliklere baktığımızda mesela burada Somali ve Almanya demiş. Bunu Çad ve Japonya olarak da düşünebilirsiniz. Bir gelişmiş bir de az gelişmiş ülke alabiliriz. Beslenme koşulları hangisinde daha iyidir dediğimizde gelişmişlik seviyesi yüksek olan Almanya'da daha iyidir. Yaşam standartları nerede düşüktür? Somali'de. Kişi başına düşen milli gelir nerede yüksektir? Almanya'da. Teknolojiyi hangisi daha aktif kullanabilir? Almanya, çünkü okur yazarlık oranı yüksek olduğu için nitelikli iş gücü potansiyeli de yüksektir. Bu da teknolojiyi daha aktif bir şekilde kullanmasını sağlayabilir diyebiliriz. Eğitim seviyesi hangisinde düşük? Somali'de. Genç nüfus oranının fazla olduğu, doğum oranının yüksek olduğu Somali'yi söyleyebiliriz. Sağlık imkanlarının gelişmemiş olduğu gene Somali. Buna bağlı olarak da ortalama yaşam süresi kısadır diyebiliriz. Akabinde yaşlı nüfus oranı hangisinde daha yüksek? Almanya'da. Çünkü ölüm oranları daha düşük. Bebek ölüm oranları hangisinde yüksek? Sağlık hizmetlerinin gelişmediği Somali'de. Aktif nüfus daha çok hizmet sektöründe çalışır diyorsa da Almanya'yı işin içerisine dahil edeceğiz. Somali'de ise tarım sektöründe çalışanların oranı çok daha fazladır diyebiliriz. Geldik şimdi, nüfus artış hızı var. Bu nüfus artış hızının yüksek olmasının olumsuz sonuçları nelerdir dersek, yani nüfusa eklenen kişi sayısının çok fazla olması sonucunda beslenme, sağlık, barınma ve eğitim gibi hizmetlere duyulan ihtiyaç daha fazladır ve aksamalar daha fazladır. Burada öğretmen başına düşen öğrenci sayısı, doktor başına düşen hasta sayısında bir artış vardır. Bu da eğitim, sağlık hizmetlerinin kalitesini düşürür. Demografik yatırımlara ayırdığı devletin pay daha fazladır. Bu da kalkınma hızını azaltır. Kişi başına düşen milli gelir azalır. Doğal kaynak tüketimi artar. İşsizliğin yükselmesine sebebiyet verir. İnsanların göç etmesine sebep olur. Bunlar hızlı bir nüfus artışının ya da nüfus artış hızının yüksek olmasının olumsuz sonuçları olarak nitelendirilir. Peki nüfus artış hızının düşük olmasının olumsuz sonuçları nelerdir dersek, eklenen kişi sayısı azaldığı için yaşlı nüfus oranı artar ve yaşlı ve emekli nüfus oranının fazlalığı ekonomi üzerinde baskı oluşturur. Aynı şekilde genç nüfus oranı azaldığı için ülke yaşlanır. Ortanca yaş daha da yükselir sevgili arkadaşlar. Çalışma çağındaki nüfus azaldığı için iş gücüne duyulan ihtiyaç artar. Bunu karşılayabilmek için de yurt dışından göç alıp ülke içerisinde kültürel erozyona sebebiyet verilebilir. Bu da olumsuz bir durumdur diyoruz. Peki nüfus artış hızının yüksek olmasının olumlu sonuçlarına baktığımızda iş gücü ücretleri ucuzlar. Bunu kendi çapında düşündüğünüzde yahu bu nasıl olumlu bir durum oluyor dediğinizde şöyle düşünebilirsiniz. Bu
kalemin belirli bir maliyeti var. Eğer ki iş gücü ücreti çok yüksek ise kalemin satış fiyatı da daha yüksek olacaktır. Bu da ciddi anlamda olumsuz bir durumdur. O yüzden iş gücü ücreti ucuzlarsa üretilen ürünün de fiyatında azalmalar yaşanacaktır. Bu olumlu bir durumdur. Mal ve hizmetlere olan talep artar. Üretim artacağı için tüketim de artar, ticaret artar. Genç ve dinamik nüfus fazla olur. Ülkenin savunma gücü artar diyebiliriz. Nüfus artış hızının düşük olmasının olumlu sonuçları içerisinde eğitim, sağlık, ulaşım gibi hizmetler daha kaliteli hale gelir. Öğretmen başına düşen öğrenci sayısında, doktor başına düşen hasta sayısında bir azalış yaşanır. Anne ve bebek ölüm oranları oldukça düşer. Bu sağlık hizmetlerinin iyileşmesiyle ilgili bir durumdur. Temel ihtiyaçlar karşılandığı için daha çok sanayi yatırımlarına ağırlık verilir. Bu da kalkınma hızının yükselmesine sebebiyet verir diyebiliriz. Şimdi geldik dünya nüfusunun tarihsel süreçteki değişimine baktığımızda, milattan önce 10 bin yıl öncesine geldiğimizde dünya nüfusunun 86 milyon kişi olduğu tahmin edilmekte. Tarihsel süreç içerisinde baktığımızda 250 milyon, 500 milyon, 730, 900 milyon ve 1850 yılına geldiğimizde dünya nüfusunun 1 milyarı aştığını görebilmekteyiz. 1950 yılında 2 milyarı aştığını, 2000 yılına geldiğimizde 6 milyar, 2018 yılına geldiğimizde ise 7.6 milyar nüfusa sahip olduğumuzu söyleyebiliriz. Sevgili arkadaşlar, günümüz itibariyle, yani bugünkü şu anki ders itibariyle dersek, 2022 yılı itibariyle dünya nüfusu şu anda 7 milyar 927 milyon olarak karşımıza çıkmakta. Bu anlık verileri World Matter adlı siteden takip edebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Burada güncel veriler karşınıza çıkmakta. O zaman burada dünya nüfusu sürekli artmıştır. Ama artış oranlarına baktığımızda, bak, milat başlangıç kısmı olarak söyleyebiliriz. Burada artış oranının çok daha düşük olduğunu, daha sonraki süreçte dünya nüfusunun artış oranında artışın ve azalışın olduğunu ifade edebiliriz. Sağlık hizmetlerinin gelişmesi ortalama yaşam süresinin artmasına sebebiyet vermiştir. Nüfus artış hızının azalması nüfusun ikiye katlanma süresini de uzatmıştır diyebiliyoruz. Peki dünya nüfusunun tarihsel süreçteki değişimine baktığımızda sürekli artış gösterdiği kabul ediliyor. Evet, doğrudur. Ama bazı dönemde bu artışta ciddi dönemde hızlanmalar, bazı dönemde ise yavaşlamalar olmuştur. Ve dünya nüfusuna baktığımız zaman 3 tane ana sıçrama döneminin olduğunu görebiliriz. Yani burada nüfusun artış hızında bir yükseliş olduğunu söyleyebiliriz sevgili arkadaşlar. Bunlardan birincisi, Paleolitik dönemde insanların, özellikle buradaki avcı ve toplayıcı sürece bakmamız gerekiyor. Taşları işleyerek kesici ve delici aletler yapması, alet yapımıyla birlikte kendini dış dünyaya karşı daha korunabilir hale getirmiştir. Ve buna bağlı olarak sevgili arkadaşlar, hem hayvanları avlamışlar hem de besin değeri yüksek gıdaları tükettikleri için dünya nüfusunda birinci sıçrama dönemi olarak alet yapımı görülür. İkinci sıçrama dönemi ise bundan 10 bin yıl önce Neolitik dönemde tarımsal faaliyetlerle birlikte insanlar yerleşik hayata geçiyor. Kendini dış dünyadan daha net bir şekilde izole hale getiriyor. Aynı zamanda besin değeri yüksek gıdaları tükettiği için bu nüfusta sıçramanın ikinci dönemi olarak karşımıza çıkmakta. Nüfusta sıçramanın üçüncü dönemi ise sanayi devrimi olarak karşımıza çıkar. Sanayi devriminde özellikle teknolojideki, tıptaki gelişmeler ortalama yaşam süresinin uzamasına sebebiyet vermiştir. İnsanların kırdan kente göç etmesi yaşam standartlarının yükselmesine sebebiyet vermiştir. Ve bu da nüfusta sıçramanın 3. dönemi olarak karşımıza çıkmakta sevgili arkadaşlar. Hemen şöyle ÖSYM tarzı sorumuza baktığımızda sevgili arkadaşlar, soru bize ne diyor? 1. Nüfusun ülke genelindeki dengesiz dağılması. 2. Tarım ürünlerinin ihtiyacı karşılayamaması. 3. İstihdamın çalışma çağındaki nüfusun ihtiyacını karşılayabilmesi. 4. Yaşlı nüfus oranının fazla olması. Yukarıda verilen yargılardan hangileri bir ülkede hızlı nüfus artışı sonrası yaşanabilecek olaylar arasında gösterilemez demiş. Hemen şöyle baktığımızda, hızlı nüfus artışı sonrasında nüfusun ülke genelinde dengesiz dağılması meydana gelebilir. Tarım ürünlerinin ihtiyacı karşılayamaması meydana gelebilir. Çünkü sonuçta artan bir nüfus var. Ülkede yetiştirilen tarım ürünlerinin ihtiyacı karşılayamayıp ülke dışarısından bunu ithal etmemiz söz konusu olabilir. İstihdamın çalışma çağındaki nüfusun ihtiyacını karşılayabilmesi
Böyle bir durum meydana gelemez tabii ki de. Çünkü hızlı bir nüfus artışı sonrasında işsizlik dediğimiz, yani istihdamın çalışma çağındaki nüfusun ihtiyacını karşılayamaması gibi bir sorun meydana gelir. O zaman bu ifade gitti. Yaşlı nüfus oranının fazla olması demiş. Tabii ki de hızlı bir nüfus artışı sonrasında yaşlı nüfus oranı değil, genç nüfus oranı daha fazla olur. O zaman bu ifade de doğru bir ifade olmaz. Bize soru diyordu ki hızlı nüfus artışı sonrası yaşanabilecek olaylar arasında gösterilemez diyordu. Sevgili arkadaşlar, o yüzden sorumuzun doğru cevabı 3 ve 4 olmak üzere E seçeneğidir diyebiliriz. Geldik sizinle bugünkü dersimizin sonuna. Bugün sizlerle birlikte neler gördük, neler öğrendik? Nüfusun özellikleri, nüfus sayımlarıyla birlikte meydana geldiğini söyledik. Tarihte bilinen en eski nüfus sayımlarının Çin, Sümer, Mezopotamya uygarlıklarında vergi ve asker verecek kişileri belirleyebilmek amacıyla olduğunu söyledik. Günümüzdeki sistemli nüfus sayımlarına benzer nüfusları 18. yüzyılda İskandinav Yarımadası'nda olduğunu söyledik. Akabinde nüfus sayımıyla birlikte birçok verinin ortaya çıktığını, kırkent nüfus oranının, okuryazarlık oranının, sağlık hizmetleriyle birlikte ortalama yaşam süresinin cinsiyete göre nüfusla ilgili dünya nüfusundaki verilerden karşılaştırdık. Bununla birlikte şöyle de ifadeler kullandık, hatırlayalım. Okuryazarlık oranının ülkenin gelişmişlik düzeyi hakkında bilgi sahibi olacağımızı söyledik. Ama cinsiyete göre dağılım ülkenin gelişmişlik düzeyi hakkında bilgi sahibi olmamız sağlamaz. Dünya nüfusunun tarihsel süreçteki gelişimine baktığımızda dünya nüfusunun sürekli arttığını söyleyebiliriz. Aynı zamanda 3 tane sıçrama dönemi vardı. Bunlardan birincisi alet yapımı olarak karşımıza çıkmaktaydı. İkincisi yerleşik hayat, yani tarımsal faaliyetlerle birlikte ikinci sıçrama dönemi, üçüncü sıçrama döneminin de sanayi devrimi olduğunu söyledik sevgili arkadaşlar. Ve yorumlarınız bizim için çok önemli. Öncelikle videolarımız sizler için yararlı oluyor mu, yeterli mi? İkinci ifadede bize bir önerin, bir tavsiyen var mı? Bunları mutlaka yorumlar kısmına yazın. Şimdi ödüllü soruyu göstereceğim. Ödüllü sorunun cevabını mutlaka yorumlar kısmına bekliyorum ve son adım videomuza like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın sevgili arkadaşlar. Karşınızda günün ödüllü sorusu. Cevapları yorumlar kısmına mutlaka bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Kolay gelsin. İyi çalışmalar.